Cumhurbaşkanımız Erdoğan Güneydoğu'nun tehdit altında olduğunu söyledi. Hele şükür, hele şükür. Kaç seneden beri anlatıyorum. Tayyip Hoca iyi maşallah, bunu söylüyor olması da iyi. Evet, ne diyorsun? Ben Güneydoğu'da şu anda Adıyaman ile beraber 6 tane açılış törenine katıldım. Adıyaman hariç diğerlerinde bir ürkeklik var. Bakıyorsunuz Batman'da bir ürkeklik var. Siirt'te hakeza öyle. Görüştüğünüz zaman diyorlar ki hep tehdit altındayız. Bu şekilde bir yaklaşım var ama kendileriyle görüştüğünüz zaman barış diyorlar. Ne barışı ya? Böyle bir barış olabilir mi? Doğru. Yani ortada muazzam bir tehdit varsa, orası işgal altındaysa, ki alenen PKK işgali altında, barış, yani o ağızlara alışmış onların. Barış barış, PKK'lar ya. Hayır, Kürt olan kardeşlerimiz tabii ki barış istiyor. Millet olarak da biz kavga istemiyoruz ama PKK'lılar da elinde silahla barıştan bahsediyor. Ama Tayyip Hocam artık gereğini yapsın. Tayyip Hocamıza işte ileri geri konuşanlar oluyor. İşte şöyledir, böyledir. Ya böyledir, şöyledir. O iki saat dinletiyorlar bize. Fakat özünde samim benim gördüğüm Tayyip Hoca. Bugün demin de konuşuyordu orada. Bayağı samimi konuşuyor. Şimdi burada da tehlikeyi herhalde artık net gördü benim kanaatim. Bir şey yapmak istiyor herhalde ama bir kamuoyu desteği istiyor. Evet, inşallah. Bu kepazeliğin farkında o da benim gördüğüm. Yazarlar, çizerler susmasınlar, işte, teşvik etsinler de bu PKK belasını kazıyalım Güneydoğu'da. İnşallah. Habire susuyorlar. Bir kısmı da yağcılık evet. Yapıyor. Susacak vakit değil. Hükümeti teşvik ederim ki, değil mi? Onlar da gereğini yapsın. Kanun, hukuk ne diyorsa onu yapsınlar. Bu PKK'ların hepsinin tutuklanması lazım. Oranın bir ferahlaması lazım. Orada korkunun kalkması gerekiyor. Korku kol geziyor.